Farz edelim bunlar akciğerleriniz. Bu sağ akciğer, şu da sol akciğer. Üst ve alt akciğer olarak da ayıralım. Burası da haliyle orta lob olacak. Siz işinizle meşgulken biri öksürüyor ve akciğerlerinize verem bulaşıyor. Yani siz verem mikrobunu içinize çekiyorsunuz, nefes alıyorsunuz. Verem'in gitmek istediği yer de çok ilginç. İşte şurada çizdiğim fissürlere ulaşmak istiyor. Bunlar akciğer loblarını ayıran fissürler ve aslında lobların sınırları gibiler. Verem bakterileri de işte bu fissürleri seviyor. Aynı zamanda alt plevraya gitmeyi de seviyorlar. Plevra yani akciğerin dış katmanı. İşte verem bu dış katmanın alt kısmına ve fissür boyunca bir yere gitmeyi seviyor. Yani uçtaki yerlere. Evet. Bakteriler alveollere atlar. Biliyorsunuz bu alveollerden çok sayıda var. O yüzden biraz daha alveol çiziyorum. Peki buraya ulaştıklarında ne olacak? Tabii ki bağışıklık sistemi bu bakterilere hemen bir cevap verecek. Mesela bir makrofaj olay yerine gelebilir ve hava kesesine yerleşmiş olan bakteriyi alır. Ardından akciğerin dokusunda yolculuğa çıkar ve iç lenf nodunda bir yere boşaltır. İşte iç lenf nodu ve makrofajın yolculuğu. Makrofajların hepsi bu lenf noduna gitmez. Ama tabi bazıları bu yolculuğa çıkar. Bu yolculukta mikrobakterileri yanlarında taşırlar. Yani bu küçük bakteri taşındı, yolculuğa çıktı. Ve bakteri şu an iki noktada. Biri akciğerde yerleştiği ilk nokta, diğeri de makrofajın onu taşıdığı yer olan lenf nodu. Aslında daha önce söylemem gerekirdi ama, farz edelim bu birincil enfeksiyon. Yani kişinin verem bakterisini içine çektiği ilk zaman. Bundan sonra bir tepki oluşacak. Mikrobakteri ve makrofajlar savaşmaya başlayacak. Ve gördüğünüz bu alan tam manasıyla bir savaş alanına dönecek. Bazı mikrobakteri ve makrofajlar ölecek. Yani kendi hücrelerinizin bazıları ölecek ama ölenler çoğunlukla mikrobakteriler olacak. Lenf nodunda da savaş devam edecek. İşte buna patologistlerin deyimiyle granülom diyoruz. Lenf nodunda da granülom var. Şimdi ortasını silelim ve buradan içeriği gözetlediğimizi düşünelim. Evet, bu granülomun ortasını alıp baksak tam bir dağınıklık ve yapışkanlık görürüz. Hatta bunu ilk gören kişi peynir gibi bir madde olduğunu düşündü. Bu sonuca nasıl ulaşmış bilmiyorum ama Peynire benzetme olayı devam etti ve bu duruma kazeöz nekroz dendi. Yani peynirsi nekroz. Burada cidden yediğiniz peynirden bahsediliyor ve bu olaya eğlencesine akciğerler için peynircil ölüm diyebiliriz. Terimleri söylemeye başlamışken başka isimler de vereyim. Mesela Gon oda. Bu isim doktor Gon'dan geliyor ve Gon oda dediğimiz şey aslında alt plevra ve fissürlerin orada bulunan ve veremden kaynaklandığını düşündüğümüz granülom. Granülom bulunduran lenf noduyla gon odağının ikisine birden gon kompleksi deniyor. Evet, hastalığın nasıl başladığını gördük. Peki, zaman geçtikçe neler oluyor? Burada üç farklı ihtimal üzerinde duralım. Bunu yaparken olaylara mikrobakteri tiberkülozun gözünden bakalım. Şu anda fark ettim. Eskiden Tüberküloz yazarken büyük T ile yazmış olabilirim ama yanlışmış. Küçük T ile olmalı. Neyse. Mikrobakteri veremindeki 3 ihtimale gelelim. İlk ihtimal bakterinin ölü olması. Yani makrofajlar bakteriyi öldürmüş olabilir. Diğer ihtimal bakterinin aktif olmayan halde beklemesi. Diğer ihtimalse bakterilerin inanılmaz bir hızla çoğalması. Yani bölüne bölüne çoğalıyorlar. Aslında son ihtimale röntgende bakacak olsak, şu kırmızıyla çizdiğim hasta dokuları görürdük. Hatta hastalanmış lenf nodları da görülebilir. Fakat ilk iki ihtimal röntgende normal, hastalıksız görünür. Yani akciğer röntgenine bakarsak, ilk ikisi normalken sonuncusu hastalıklı görünür. İlk iki duruma latent verem enfeksiyonu diyoruz. Hatırlarsanız, bu iki ihtimali birbirinden ayırmakta zorlanıyorduk çünkü iki durumda da kişi önceden vereme maruz kalmış oluyor ve röntgenler normal görünüyor. Fakat bu ikisine mikroskopla bakacak olsak aralarında çok temel bir fark görürüz. Bu fark röntgende görülmez. Sadece mükemmel bir mikroskopla akciğerlere bakabilseydik görebilirdik. Evet. Bakterilerin ölü olduğu ilk durumda makrofajlar sağlıklı ve mutlu gözükürken ikinci durumda kırmızı ve canlı bakteriler görünür. Kısacası, ilk iki durum arasındaki temel fark bu. Fakat ikisine de latent verem enfeksiyonu diyoruz. En alttaki duruma birincil ilerleyen enfeksiyon diyoruz. Çünkü yavaş da olsa işler kötüye gidiyor ve röntgende hastalık görünüyor. Böyle deyince birincil enfeksiyonla alakalı bir şeyden bahsediyoruz gibi görünüyor. Fakat şu kelime yani ilerleyen deyince, hastalığın yayıldığını anlıyoruz. Peki, aktif olmayan durumda ne olur? Daha fazla zaman geçmiş olsun. Belki birkaç yıl. Yani kişinin akciğerlerinde canlı bakteriler var ama şimdiye kadar hiçbir şey olmamış. Fakat şimdi tekrar aktif olma denilen bir şey oluyor. Bunun sebebi kişinin bağışıklık sisteminin iyi çalışmaması veya başka bir hastalık bulundurması olabilir. Sebebini bilmiyoruz ama birdenbire veren bakterileri ölç almak için meydana çıkıyor. Bu durumda genelde üst loblarda bir boşluk oluşur ve bu boşluk veren bakterileriyle dolar. Bu kişi öksürürse şu an çizdiğim bakteriler ağzından dışarı çıkar. Bu boşluğun etrafı da çok hastalıklıdır. Yani akciğerlerde boşluk ve etrafında hastalıklı bölgeler varsa, bu kişi de ikincil ilerleyen enfeksiyon olabilir. İkincil dememin sebebi bunun birincil enfeksiyondan ayrı oluşması. Bazen yıllar sonra oluşabiliyor. Buna sebep olan başka bir şey de ikincil enfeksiyon. Belki otobüste veya vapurda giderken biri öksürüyor ve verem akciğerlerinize giriyor. İşte bu da ikincil ilerleyen enfeksiyonu kapmamızın başka bir yolu. Buna tekrar enfeksiyon kapma da diyebiliriz çünkü aynı bakteriden tekrar enfeksiyon kapıyorsunuz. Tekrar aktif olmayı, tekrar enfeksiyonla bağlayan şey her iki durumda da bağışıklık sisteminizin geçmişte veremle karşılaşmış olmasıdır. Bu boşlukları ve hastalıklı bölgeleri görmemizin sebebi de bu. Bu enfeksiyona yakalanmak gerçekten çok kötü. Peki hem birincil ilerleyen hem de ikincil ilerleyen enfeksiyonu kapması muhtemel olanlar kimler? Ben herhangi bir gruptan önce HIV hastaları olduğunu düşünüyorum. Çünkü HIV ve verem kombinasyonu çok çok kötü. Bu iki hastalığı bulunduran kişilerde ilerleyen hastalık bulunma ihtimali çok yüksek. Buna ilk verem enfeksiyonu kaptıkları birincil enfeksiyon ve yıllar sonra gerçekleşmesi mümkün olan ikincil enfeksiyon dahil.